MHP grubu yeni yasama döneminin ilk toplantısını yaptı. Genel Başkan Devlet Bahçeli konuşmasının önemli bir bölümünü teröre ayırdı. Hükümetten sınır ötesi operasyon düzenleyip Kandil'e Türk bayrağını bir daha inmemek üzere asmasını isteyen Bahçeli, Başbakan Erdoğan'a seslendi. Başbakan'a buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer terör saldırılarından dolayı hakikaten ciğerin yanıyorsa, yangına neden olanlara gününü göster de samimiyetini ve neler yapabileceklerini görelim ve destek olalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü PKK ile görüşmelerin devam edeceğine dair açıklaması da MHP liderinin tepkisini çekti. Başbakan kanlı örgütün meşhum eylemlerine rağmen teröristlerle hala görüşebileceğini söyleyerek milletimizin aklını, haysiyetini ve idrakini ayaklar altına almaktadır. Kendini bilmez bu müflüs siyaset erbabının Türk milletine düşmanlıkta karar kılmışlarla aynı hizada ısrarla bulunmak istemesi ya bir garabettir ya da iflah olmaz bölücülük tutkusundan başka bir anlama gelmemektedir. Yeni anayasa konusuna da giren Bahçeli, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in öncülüğünde yapılacak bir çalışmaya katkı vereceklerini söyledi. Yeni anayasayla tazelenecek toplumsal sözleşmemiz, birlikte yaşama duygularını güçlendirerek millet varlığını kuvvetli bağlarla bir üst düzeye taşıyacaksa, kurulacak her masanın etrafında büyük bir iftiharla sonuna kadar oturur ve sorumluluk alırız.